set kurmayı özlediğim o cümle. Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Ben Aygül, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan vloglara, YouTube videolarına geri döndüğümü sizlere haber vermek isterim. Gerçi beni Instagram'dan takip edenler zaten bundan haberdar. Lardı. Aslında ben de video çekmeyi gerçekten çok özledim. Instagram'dan böyle daha anlık, daha böyle interaktif bir iletişimimiz olsa da böyle YouTube'da daha sohbetli, daha böyle uzun uzun birlikte olabilmeyi gerçekten çok özledim. Ama böyle insanın içinde bir şey oluyordu. Hani hep işte pandemide de evdeydik. Onun dışında hani böyle genel olarak zaten evdeyim. Ben de tabii ki benzer şeyleri yaptığım için hep böyle sanki aynı videoları çekiyormuş hissiyatına kapıldım ve bu yüzden de hani böyle güzel bir şeyler size üretemediğimi düşünerek böyle birazcık bu mecradan, herkese tabii böyle YouTube'dan birazcık uzaklaştığı için o kervana katılarak ben de uzaklaşmıştım. Sizden de böyle sık sık YouTube'a geri dön Aygül temalı mesajlar alıyordum ve gerçekten onlar beni hep böyle motive ediyordu ama bir türlü böyle harekete geçememiştim. Geçenlerde sabah saat 8'inde bir ses kayıtlı mesaj aldım ve onun üstüne dedim ki artık Aygül, yani bu bir zamanı, şimdi size onu dinleteceğim. Aygül'cüm, birkaç gündür sana aslında mesaj atmak için bekliyorum. Ama en son dedim ki artık bu sabah atmalıyım. Bayağıdır aramızda yoksun. Seni çok 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 özledim. Eminim ki diğerleri de benim gibi düşünüyor. Çok özledik. Senin evde yaptığın o vloglarını çok özledik. Bir an önce dönmeni istiyoruz. Biliyorum ki emeklerin karşılığını alamadığın için bir içinde iştah olmuyor diyeyim. Böyle bir istek olmuyor herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum ama bir an önce gelmelisin. Senin videolarını sadece ben bile izlesem ben çok özlüyorum seni Aygül. Lütfen geri dön aramıza. Bir an önce YouTube'a başlamasın. Ve artık eskisi gibi story de atmıyorsun. Ben her sabah bakıyorum sana ama seni istediğim gibi göremiyorum. Lütfen enerjini topla, dön. Bu ses kaydısında bir lütfen milat olsun. Ne olur dön Aygül, ne olur dön. Seni çok 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 seviyoruz ve seni çok 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 öpüyorum. Bir an önce aramızda görmek istiyorum. Kendine iyi bak, görüşürüz. Kocaman öptüm. Evet, gerçekten de bu ses kaydı bana bir milat oldu ve bu şekilde YouTube'a geri dönmüş oldum. Artık böyle ne tarz videolar görmek istiyorsanız bu videonun da yorumlarına yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ona göre bir düzen oturtmak istiyorum. Böyle ev vloglarını özledik diyorsunuz. Ben bir yandan onların sıkıcı olduğunu artık düşünüyordum. Çünkü hani benzer şeyleri yaptığım için. Bilmiyorum, siz söyleyin, ne çekelim. Artık böyle birazcık YouTube'da dönüştürelim istiyorum. Kombin vesaire çekiyordum eskiden. Artık kombinleri Instagram'da çekiyorum. O yüzden burada böyle uzun uzun kombinleri anlatmam herhalde diye düşünüyorum ama siz beni yönlendirirseniz ben de ona göre içerik üretirim. Güzel bir sizi haftalık vlogla baş başa bırakıyorum. Bakalım bu hafta neler var. Günaydın. Uzun süredir yapmadığım için kaybettiğim ya da paslanan bir özelliğim insan içinde video çekmek. Bundan utanmamak falan. Neyse, alışacağız tekrardan. Hava bugün çok güzel ve pilatese gidiyoruz. Gizem, günaydın. Bak elimde ne var. İnanamayacaksın. Yeniden vloglara dönüştüm. Biraz şey, takipçi baskısı. Biraz özlem. Bende var mıyım o baskı? Evet. Tabii ki. Bakın. İyi arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pilates ediyorum. Şöyle aynı. Dik değil de öne doğru. Şimdi arabadayız ve ışıktan anlayacağınız gibi tüneldeyiz. Uzunca bir süre burada olacağımız için başlatmak istedim videoyu. Ben tabii ki yine yetişemediğim için arabada makyaj yapıyorum. Ve fuara gidiyoruz arkadaşlar. Ne fuarı? Minik evler fuarı. Minik evler fuarı. Seni hiç duymuyorlar ve görmüyorlar. İş gezisine çıktık. Heyecanlı mısın vlogda olduğun için? Evet. Evet. Kesersin beni. Ne istiyorlar? Soru cevap videosu istiyorlar. Bir sürü
soruları var sana da Erhan. Onu da artık bir ara bekle. Oh be, gün yüzü gördük. Ay, geçen dizide Chicago Fire'da deli gibi Chicago Fire izliyorum. Şu an 10. sezondayım. 2012'de başladı. Şu an 2021'deler. Pandemi falan var. İtfaiyeci bunlar. Sürekli böyle şeylere gidiyorlar. Vakalara gidiyorlar. Takside kız göz kalemi sürerken böyle kasesine geçiyorlar. Gözüne girmiş, böyle saplanmış. İşte paramedikler gidip onu şey yapıyordu. Kurtarmaya falan çalışıyorlardı. Gözünde böyle kalem var. Şimdi geldik arkadaşlar fuar merkezine. Üstüm böyle fuar kombinim. Blazer ceket giydim. Nasıl malzemeler? Bu kravat için uygun malzemeler. Şu işlemeli babaanne kulpları çok bekliyor. Geziyoruz bu arada. Benim yine kulağım tıkandı. Bundan haberiniz yok tabii ama kulağımda çözülemeyen dermansız bir dert var ve sürekli kulağım tıkanıyor. Bu ayrı bir hikaye. Bunu uzun anlatırım. Geziniyoruz ama yani neyse kanka. Yani böyle içine girince zaten fark ediyorsunuz. Malzemeler falan acayip kötü. Bilmiyorum yani bu evler, yağmurda, çamurda bu evler ne olur hiç fikrim yok. Ay, çıktık vallahi verimli bir fuardı diyemeyeceğim arkadaşlar. Hatta şey düşündüm yani, bu ürünlerle fuara ürün koymaya utanmadım. Sen ne diyorsun, profesyonel bir görüş alalım. Bence güzeldi. Gayet ya. Sonuçta insanlar yapınca beklerine saygı duymak lazım. Ama her saygı duyulanda güzel diye bir şey tutuluyor. İnsanlar cesaretinden dolayı tutuyor. Gerçek şey söyle. Gerçek mi? Yani ben üretici olarak bu ürünlerle katılamazdım. Günaydın herkese. Bursa semalarından merhaba. Hava çok güzel ve bilin bakalım kim güneş gözlüğünü unut. Kapımız açılıyor ve ha? Beyhan Yılmaz arabamıza giriş yapıyor. Alışık değil tabii, aylardır vlog çekmediğimiz için. Giremedi. Ayakta kaldınız, buyurun. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun vloglara geri dönmemiz hakkında? Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Ay, nasıl çıkıyorum onu da bilmiyorum. Bu kanalda her halinle çıktın, o yüzden ben de geri dönmemeliyim. Temizlik yaparken, makyaj yaparken. Arabada çalıştırıyorlar. Şöyle biraz uçursak. Ha, yani. Daha yolcu koltuğundaki camı filmi böyle birazcık şey oldu. Ne oldu? Yani süzüldüğünü bilemedim. Dalga oldu. O yüzden tekrardan o filmi yaptım. Bak şuralarda şöyle şöyle. Görünüyor mu? Bu temizleme bayağı dalgalı görünüyor. O yüzden de sanayiye doğru gidiyoruz. Ay, heyecanlandım. Şimdi geldik, araba kaplanıyor şunlardan. Burada böyle bir şey gördüm arkadaşlar. Katalog. Buradan ne renk istiyorsanız arabanızda nasıl duracak falan görebiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Ben bunu çok beğendim. Mat metalik green. Şöyle tam görünmüyor kamerada. Kamerada kötü bir yeşil gibi görünüyor ama burada çok güzel. Bundan Bursa'da görmüştüm ama. Bunlar biraz fazla parlak. Arabayı takayım bakayım. Ooo, simli. Araba modifiyecilerini hiç anlamazdım, şu an anlıyorum. Burası böyle bir bataklık gibi. Bunlar da çok güzel bak. Asıl yılbaşı burada. Vallahi hiç gizli bir iş yapamazsınız bu arabalar. Kimseye yalan söyleyemezsin, şuradayım buradayım diye. Evet, böyle dört camında şeyini yaptırdık. Aslında tek camda sıkıntı vardı ama hani böyle hem renk tonu vesaire aynı olsun diye, hem de diğerleri de sıkıntı çıkarabilir falan diye hepsini değiştirelim dedik. Şöyle dışarıdan bence eskisinden bir tık daha koyu görünüyor ama arabanın içinden daha aydınlık oldu. Nasıl olduysa artık filmin türüne göre mi bilmiyorum. Allah. Bir şeye çarptım. Şimdi de kaş aldırmaya geliyorum. Şöyle bayağı bir arada Bursa'ya geldikçe kaşlarımı aldırıyorum. Birazcık böyle çıktı. Böyle hep videoda diyorum ki bayağı kaşım çıktı ama videoda hiçbir şey görmüyorsun. Belli değil ki. Dışarıdan çok belli olmuyor ama alındıktan sonra bir temizlik geliyor. Çünkü buradaki böyle minik 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 tüyler alındığı için daha temiz
bir görüntü olmuş oluyor. Şimdi eve geldim arkadaşlar. Şöyle kaşlarım temizlendi. Arkadan yağmur çevik duyabilirsiniz. Annem izliyor. Onun sesi geliyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dolaba bayağı bir ürün ayırdım. Geçen gün yazlık kışlıkları çıkarırken kendi evimde. Onları böyle buraya getirdim. Hem fotoğraflarını çekeceğim. Daha sonra da işte siparişler olunca kargolayacağım. Şöyle şu kocaman hurcun içinde bir sürü kıyafet var. Gerçekten mesela şu çizmelerin falan altı temiz yani. Hani hiç giyemedim gerçekten. Burada hem yazlıklar hem kışlıklar var. Abiyeler var, kotlar. Şurada şöyle bir sürü kazaklar falan var. Yeni çıkan şeyleri böyle deneyip hani gösterdiğimiz için, işimiz bu olduğu için ben böyle hani dolabımda yer açılsın diye beni mutsuz ediyor. Böyle dolap üst üste olduğu zaman bence hiçbir şey görülemiyor ve hani elinde olan şeyleri de giyemiyorsun. Ben dolabımı daha hafif tutmayı daha çok seviyorum. O yüzden de böyle hem çevreme dağıtıyorum hem işte sizinle dolaptan falan paylaşıyorum. Bunları da bayağı uygun fiyatlı koymaya çalışıyorum sizin de hem işinize yarasın diye. Bir yandan da oradan böyle elde ettiğim gelirin de bir kısmını bu arada SMA'lı bebeklere veriyorum. Daha bu video yayınlandığında muhtemelen yayını açmış olurum. Eğer böyle gelişmeleri zamanında böyle görmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Dolaptaki isim Aygül Yılmaz'mış. Gerçekten bayağı zor. Şöyle göstereyim direkt adım soyadımla beni bulabilirsin. Günaydın. Yepyeni bir gün arkadaşlar. Bugün kirpik yaptırmaya gidiyoruz. Bu vlog, Bursa vlogu bir sürü işlemlerle işte güzelleşmeyle falan geçecek. Genellikle Bursa vlogları böyle geçiyor. Burada yaptırdığım için çoğu işlemi. Bugün güneş gözlüğüm yok diye size söylemiştim işte unutmuşum İstanbul'da falan diye. Vintage modası sağ olsun. Annem gençlik gözlüklerini böyle bir karıştırdım ve bir tane buldum kendime. Nasıl? Bence idare eder güneşli havalarda. Lifting için FSM'ye doğru geçeceğiz. Ben daha önce gitmediğim bir merkeze gideceğim bu arada. Ben normalde kirpik lifting'i evde yapıyorum. Kendim yapıyorum. Ama dedim ki bu sefer dışarıda yapayım. Dışarıda yapılınca bir tık daha uzun gidiyor bence süresi. Şöyle yakından da göstereyim. Benim kirpiklerim arkadaşlar bayağı düz yani. Şuradan görünüyor mu bilmiyorum. Düz. Aslında varlar ama düzler. Bir de uçları böyle daha açık renk. Bu işlemi yapınca siyaha da boyuyorlar. O yüzden daha da güzel oluyor. Hiç böyle maskara sürmediğinizde bile güzel görünüyor kirpikleriniz. Story da çekmedik bugün. Bir de story çekelim. Kulağım yine aralarda tıkandığı için sakız çiğniyorum açılsın diye. O yüzden hiç de sevmem kamerada sakızlı ama kusura bakmayın. Bugün de güneş tutulması var arkadaşlar. Güneş tutulmaları çok iyi olarak şey yapılmaz normalde. Böyle doğal afetleri falan tetikliyor. İşte Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması. Bizim ülkemizde Akrep Burcu tutulma bizim üstümüze düşmüyor. Ukrayna Rusya tarafına düşüyordu galiba. Yanlış bilgi de vermeyeyim şimdi. Bir tık böyle astroloji sayfalarında öyle gördüm. Oralarda tetiklenebilir. Ama bizde de böyle köklü değişiklikler falan olabilirmiş. Güneş tutulmasının bölgesinin düştüğü yer galiba böyle doğal afetten çok fazla etkileniyormuş. Bizde bu 99 depreminde Gölcük'te gölge oraya düşüyormuş. O yüzden böyle büyük bir depreme sebebiyet verdiği söyleniyor astrolojide. Gittiniz gitmeyin ya. Gitmeyin arkadaşlar. Bir de ek bilgi vereyim. Hale hocamdan öğrendiğim derslerde öğrendiğim bir bilgi. Bu güneş tutulmasının iz düşümü İstanbul depremi için tekrardan 2030'un Haziran ayında olacak güneş tutulmasında İstanbul'a düşüyor iz düşümü. O yüzden büyük İstanbul depremi belki de o zaman olur diye bir yorum var. Aklınızda olsun 2030 Haziran ayında İstanbul ve çevresinde imkanınız varsa bulunmayın diyorum. Şöyle şuradan gidiliyor. Geldik. Şimdi ne olacak biliyor musun? Annem ne yapar acaba? Ben bir dakika ben annem bekliyorum. Şimdi böyle bekleyeceğim. Tamam. Ay arkadaşlar şimdi çıktık. Gayet güzel geçti. Bu arada Ezgi de benimle geldi. Şu an ayrıldık. Vlog çekmeyi unuttum onunlayken. Gözünüze işlem yapıldığı için gözünüz kapalı böyle çekmek falan zor oldu. Neyse Ezgi'nin normalde böyle gözleri falan çok alerjiktir arkadaşlar. Her böyle cildi falan mesela bir şey sürer hemen kızarır kabarır. Bu arada Ezgi bilmeyenler için eski ev arkadaşım üniversite zamanlarında. Ezgi'den yana bir tık o yüzden böyle hani
çekiniyorduk. Alerji yapar mı falan diye. Bana da işlem yapılırken onlara yan odada yapılıyordu. Bana işlem yapan kişi işte biri geldi dedi ki hanımefendi dayanamıyormuş. Hani böyle işte çıkarılmasını istiyor falan diye. Ben böyle eyvah dedim, alerjimi yaptı acaba, ne oldu kıza, niye dayanamıyor falan böyle. Bir tedirgin oldum. Neyse benim işlem bitti, bir baktım hiç alerji yok arkadaşlar. Sadece sıkılmış yatarken. O yüzden şey böyle hani panik olmuş falan. O yüzden çıkarılmasını istemiş. Neyse sonra dayanmış, çıkarttırmamış da. Buradaki çalışan kıza da diyorum hani böyle alerji mi yaptın, neden çıkarttırmak istiyor falan. Yok o kurtlandı o yüzden falan dedi. Ben yani gerçekten hiç aklıma gelmedi. Bana böyle bir daha 3 saat olsa ben gayet rahat bir şekilde yatarım. Böyle gözlerim kapalı ben böyle şey yapıyorum. Manifest ediyorum böyle hayalimdeki hayatı falan, ona ayırdım o saatimi. Neredeyse böyle 1 saat sürdü. İlk olarak işte permasını sürüyorlar. Ondan sonra o böyle sabitleyici gibi bir şey sürüyor. Daha sonra da boyasını sürüyorlar. Şöyle yakından da göstereyim. Yaha boyanınca böyle hani sanki boyu da uzamış gibi görünüyor. Böyle bayağı bir kıvrıldı. Özellikle böyle maskara falan da sürdüğüm zaman inanılmaz güzel duruyor. Düz kirpikliler, kirpikleri uzun olsa bile maskara sürdüğünde böyle kıvırmadığı için hiçbir şekilde görünmüyor böyle karşıdan kirpikler. Lifting yaptırdıktan sonra çok güzel görünüyor. Yok oldu da ben güzel çıkmıyor. Çok güzelsin. Demek ki ya, göremiyorsun. Evet, kirpiklerimin son halini size göstermek istedim. Baya baya böyle uzun ve kıvrık duruyorlar sanki. Kötü bir zaman mı? Şimdi bitme makinesi çalışmaya başladı. Abi aldık. Şurada da kavga çıktı galiba. Biraz bugün hararetli. Yürüyüş yapmalık güzel bir hava var. Kahve yürüyüş zamanı o yüzden. Ay ben kilitledim böyle şu an. Evet ya, hiç şakalar makalar normalde nasıl şeyler hiç burada yapılmıyor. Niye benim takipçilerime şaka yapmıyorsun? Utanıyor musun sen? Kendimi görmeyi sevmiyorum. Göremiyoruz ki sıçıktan zaten. Utanıyor musun benden? Ne halde? Günaydın, daha gözlerim böyle tam açılamazken hemen böyle duşa girdim. Hala hatta saçlarım birazcık nemli. Artık bence ıslak saçla dışarı çıkma havasını geçtiğimiz için tehlikeli. Bu sabah da zaten birazcık boğazım ağrıyor. Şimdi kuaföre doğru gidiyorum. Saçlarımı kestireceğim. Şöyle önlerini birazcık kısa kestirmiştim bir kere şöyle. Sanki hafif uzamış perçem gibi. Yine öyle yaptırmak istiyorum. Arkasını da full düz yaptırmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar saçlarımı kestirdim. Şöyle önlerini bir tık daha kısa kestirdim. Hatta daha bile kısa olabilirdi belki ama böyle yaptım. Arkalar, şu yanlar falan yine düz oldu. Her zamanki gibi fönümüz çekildi kendimize. Gelinde kırıklar gitti. Gayet iyiyiz. Şimdi nereye geldim? Yüzüme altın iğne yaptıracağım. Hande ablaya geldim. Doktor Hande Ocakoğlu. Göz altlarıma daha önce Paris ışıltısı yapmıştı kendisi ve çok çok memnun kalmıştım. Benim böyle mor ve böyle kenarları birazcık bence telefona falan bakmaktan dolayı böyle kırışmaya meyilli göz altlarım vardı. O kendisi önerdi. Ben hiç bu işlemi bilmiyordum bile. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Aslında Paris ışıltısı bir mezoterapi. Yani hani böyle minik minik iğnelerle göz çevrenize, işte yüzünüze olabilir, boynunuza olabilir, ellere falan da hatta yapılıyormuş. Bir gençleştirme yöntemi, çok daha güzel bir cilt kalitesi sunuyor. Bugün de altın iğneye başlıyoruz. O işlem böyle yazın çok fazla yapılabilen bir işlem değil. Çünkü daha sonrasında leke kalmasın diye sonbaharda daha böyle başlanıyor ve kış boyunca yapılıyor. Biz de şimdi ona başlayacağız. Benim yüzümde zaten böyle görmüş olduğunuz gibi scarlar mevcut. Hem böyle gözenek probleminiz varsa onlara iyi geliyor. Lekeleri açıyor. Anti-aging etkisi falan var. Zaten kendisi de size anlatır. Böyle siz de götürmek istedim böyle işlemleri yaptırırken. Şahit olmayı seviyorsunuz çünkü. Şimdi buralara böyle uyuşturucu krem sürdük. Onu bekliyoruz, anestezi kremini. Daha sonra işleme başlayacağız. Ya gelin kızlarımız. İşte gençlik döneminde bunlarla çok uğraşınca kişiden kişiye mi değişiyor? Sivilcenin yapısına göre mi değişiyor? Ya aslında tabii ki hiç ellememek gerekiyor ama birçok insan, ben de dahil, dayanamıyor tabii ki. Siyah nokta da öyle. Tam çıkartamadığınız zaman orada çok büyük kistik böyle sivilceler oluşabiliyor. Bu sefer bir sürü tedavi görmen gerekiyor, tıbbi tedaviler. Ama yani ergenlik geçirip de hiçbir şekilde sivilcelenmeyen insanlar var. Gerçekten çok şanslısın. Bir sonraki turda, yani bir ay sonrakinde bunun dozunu tabii ki artıracağız. Şimdi biz burada ne yapıyoruz dersen, bildiğin yüzeyine temas etmeden
İletken 6 minelerle alt katmana girip orada kolajen sentezini uyarıyoruz. Dolayısıyla ciltte bir onarım başlıyor. Ve katman katman aylar içerisinde daha da iyi görüntüye kavuşuyor. Sadece kırışıklık için de değil. Ciltin etkisinden faydalanıyoruz. Lekedeki etkisinden faydalanıyoruz. Gözenek tedavisi için kullanıyoruz ve özellikle akne skarları için tabii ki çok etkili bir tedavi yöntemi. Ortalamasında da 4-6 seans bir uygulama gerekiyor. Aslında ben PRP yapıyorum bununla beraber. Yani hemen her hastaya yapmıyorum. Önce bir sadece radyofrekansla başlıyorum. Ciltteki değişimi gözlemliyorum. İlk etapta dokunmadan sadece bu. İkinci seanstan sonra PRP eşlik etmeye başlıyor. Ya da diğer mezoterapi kokteylleri. Senin ihtiyacına göre. Kişiye göre değişiyor. Evet. Bir de sonrasında dermapende böyle ciltlerde mutlaka uyguluyoruz. O da cilt yüzeyinde mi? Evet. Orada yüzey artık tedavisine başlıyoruz. Ama önce alt tabakadaki iyileşmeyi sağlayıp daha sonra yüzeydeki iyileşmeyle devam etmek daha doğru bir tedavi yaklaşımı. Kızardın, kızarıklığın normal. Işınlanmayla beraber elastikiyet kaybı da gerçekleştiği için aslında bu tedavi işte ameliyatsız yüz germe tedavisi olarak da geçiyor ve gerçekten ciddi bir sıklaşma efekti ortaya çıkıyor. Eğer düzenli tedavi hasta devam ederse, ayda bir uygulama ya da 3 haftada bir uygulama şeklinde. Yani senin şu an ona ihtiyacın yok ama önümüzdeki senelerden sonra işte bu teknolojiler de bu yönde devam edeceği için muhtemelen o amaçla da olmuyor. Gayet güzel reaksiyon alıyoruz, kızarıyorsun. Bu boyundaki çizgileri açmak için. Tablet telefonu kullanan gençlerde de tabii çizgilerle oluşuyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyiyim, gayet iyiyim. Çok kızarttık ama bir soğuk yosun maske. Şimdi bu LED terapi de biliyorsunuz zaten. İçerisinde 4 farklı dalga boyunda düşük enerjili lazer kullanıyor. Ne yapıyor dersen ciltteki onarımı sağlıyor. Önce kırmızı olanla başladık. Yeşil ışığa geçtik. Birazcık da kızarıklık gidermek için sivilce ve akne izleri ve akne sivilceleri için etkili bir led terapi. Kırmızı ne için? Kırmızı daha çok kolajen sentezini artırmak için kullandığımız bir renk. Biraz sonra sarıya geçeceğiz. O da dolaşımını, lenfatik akımını artırsın. Ödemin varsa ödemin çözülsün, dolaşımın hızlansın. Özellikle göz çevresi için çok işimize yarayan bir şey aslında. Dolayısıyla yüzdeki bütün dolaşımı kılcal damarları aktive edecek olan bir ışık. Onu da bir 5 dakika sonra yapacağız. Yan tarafta yapacağız. İşimizi değiştirdik, sarı ışığa geçtik. Son 3 dakikamızı bitiriyoruz. Arkadaşlar şimdi işlemimiz bitti. Şöyle çok çok hafif bir kızarıklığım var. Size Hande hocamla da tanıştırmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Kendisi güzeller güzeli bir doktor. Böyle Bursa'da medikal estetik işlemler yaptığı çok güzel bir kliniği var. Ben de Bursa'ya her geldiğimde mutlaka uğruyorum kendisine. Böyle minik minik dokunup beni güzelleştiriyor. Zaten güzelsin ya, işte. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gerçekten harikalar yaratıyorsun. Çok teşekkür ederim. Günden herkese merhaba arkadaşlar. Dün işlemi yaptırdıktan sonra zaten akşam olmuştu. Direkt eve geldim. Su değirmemeniz gerekiyor böyle bir gün boyunca falan. Bir de tabii ki nemlendirici, işte güneş kremi vesaire. Onlara zaten normalde de dikkat etmek gerekiyor ama böyle işlemler yaptırınca ekstra dikkat etmek gerekiyor. Şimdi cildimi size bir göstereyim. Gerçekten böyle çok çok hafif minik minik kızarıklıklar var. O, hani böyle iğnelerin girdiği yer diyeyim artık, o altın iğnenin ucu. Ucunun böyle minicik minicik kırmızı noktaları var. Bence bu böyle mesela esmertenliyseniz falan çok belli olacak bir kızarıklık değil. Böyle mesela bakınca hafif bir pembelik gibi duruyor. Şu an yüzüme hiçbir şey sürmedim size böyle tam gösterebilmek için. Rahatsız edecek bir şey yok. Gayet ertesi günde hayatınıza devam edebileceğiniz ölçüde bir kızarıklık bence. Ağrısızı da yok. Zaten işlem öncesinde böyle şey anestezi kremi de sürdükleri için rahat, konforlu. Benim tamam acı eriğim birazcık iyidir, yüksektir böyle özellikle güzellik işlemleri konusunda ama eğer hani böyle çok dayanamıyorum, katlanamıyorum diyecek biri değilseniz bence çok çok rahat bir şekilde dayanırsınız. Böyle iz, leke tedavileri vesaire birazcık sabır gerektiren işlemler. O yüzden birkaç seans boyunca bunları yaptıracağız. Ayda bir şeklinde böyle hani Bursa'ya geldikçe falan uğrayacağım ben mutlaka. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da böyle süreci çünkü paylaşıyor olacağım. Doktorum da hem daha önceden tanıdığım biriydi Hande ablacığım, hem de medikal estetik işlemler konusunda gerçekten çok çok başarılı. Eğer böyle Bursa'da temiz güvenebileceğiniz bir klinik arayışınız varsa, dolgu, botoks ya da diğer estetik işlemler konusunda böyle bir yer arıyorsanız kesinlikle gönülden tavsiyemdir. Onu da Instagram hesabına şuralara bir yerlere mutlaka yazıyor olacağım. Bu vlogu da böyle daha fazla uzatmak istemiyorum. Yeni bir vlog
yapıyor. Çünkü başlamak istiyorum. Artık vloglara geri döndüm gördüğünüz gibi. Ben de inanamasam da. Bayağı bir özlemişim. Bu hafta böyle benim için şey oldu böyle. Tekrardan hatırlama neyi nasıl yapıyordum. İşte bilmem ne. Kamera ayarları falan. Onlarla birazcık geçti. Umarım atladığım, unuttuğum bir şey olmamıştır. Olduysa da bana yorumlarda yazın. Mutlaka cevaplıyor olurum. Teşekkür ederim buralara kadar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ah, bunu demeyi bile özlemişim. Hoşça kalın. Bye bye.